Efendim? Yönetken ne oldu ya? Ses çıkmadı senin bu adamdan. Hani biliyordu bizimkilerin yerini. Hani işinde iyiydi. Vallahi ben de anlamadım. En son konuştuğumuzda onların yanına gidiyordu biliyorsunuz. Ondan beri telefonu kapalı, ulaşamıyorum. Peki bu adamın gittiği adres neyse o var mı bizde? Var. Bana da yollamıştı. Tamam sen bir oralarda dolan bakayım. Fazla dikkat çekmeden yalnız. Bu iş fazla uzadı. Gürültü patırtı falan çıkmasın ama. Tamam. Merak etmeyin. İyi günler hanımefendi. Ben bir arkadaşıma bakmıştım ama... Daire kaç? Bilmiyorum ama... Daire kaç kardeşim, daire kaç? İşte bilmiyorum ama arkadaşımın ismi Fidan. Küçük de bir kızı var. Bilmiyorum ben. Çalmayın benim kapımı olur olmaz. Şöyle buyurun. Ay. Hayırlı işler. Şey, affedersiniz. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Buyurun. Bir arkadaşımı arıyorum da sanırım bu apartmanda oturuyor. Belki tanıyorsunuzdur. Ay, kimmiş yani? Ben genelde kim oturuyorsa bilirim burada. Ha, ismi Fidan. 25 yaşlarında, bu boylarda esmer bir kadın. Ay yok, bilmiyorum. Böyle biri oturmuyor burada. Küçük de bir kızı var. 5 yaşlarında, sarışın mavi gözlü. Ay bu Yasemin'in yanındakiler mi acaba ya? Kimin dediniz? Yok, ben bir şey demedim. Tanımıyorum. Yani burada öyle biri oturmuyor. Size iyi günler. Söyle Bülent'ciğim, nedir durumlar? Efendim, adrese geldim. Fidan Hanım, Yasemin Durulmaz diye bir kadının yanında kalıyormuş. Ama kapıyı çalıyorum, açmıyorlar. İsterseniz bekleyin. Ama onlar gelmezler ki artık oraya. Bak şöyle yapalım. Sen bu Yasemin Hanım ne işle meşgul, nerede çalışıyor, hepsini bir öğren, öyle ulaşalım kendisine. Peki efendim.